Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu üç boyutlu modelimizi çalışacağız modelimizi e, yazlık örgülerimizde batanelerde çantalarda dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz ben koton iple çalıştım bu modelimizi ipimi göstermek istiyorum ipim Monaco'nun kotenellası ve iki buçuk numaralı ince uçlu bir tığ tercih ettim. Sizlerde ipinize uygun olarak tığlar tercih ederseniz çok güzel sonuçlar alacaksınız. Şöyle baktığımız zaman çok hoş durmakta. Gayet güzel şık örgüler çalışabiliriz bu modelimizde modelimizin yapımına geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak abonelik e, tamamen ücretsiz biliyorsunuz bana yani kanalıma abone olarak yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım kolay gelsin 4 ve dördün katlarıyla kuracağımız için zincirimizi ona uygun bir şekilde çekmeye başlıyoruz öncesinde düğümümü attım. Sonra çok sıkıştırmadan 1 2 3 4 tane zincir. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 1 2 3 4 ne öreceksek ona yetecek kadar zincirlerimizi çekelim. Çok fazla büyütmeyip zaten modelimiz oldukça kolay şimdi çekmiş olduğumuz zincirimizin üzerine hemen sık iğne ile başlıyoruz en son zincirimin yanındaki zincire giriyorum bir tane sık iğneyi örüyorum daha sonra yanındaki zincire giriyorum bir sık iğne yanındakine girerek tekrar sık iğnelerimi örüyorum bütün zincirlerimizi sık iğne ile örerek bitirelim. Hiç atlamadan hepsine birer birer batalım. Son zincirimize kadar sık iğnemizi örerek geldim. Şimdi en son zincirimizin yani sık iğnemin üzerine zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bu birinci trabzanım olacak. Evet yanındaki bakınız aynı yeri değil hemen yanındaki bakın dibine değil ben yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum, bir defa doladım, bir ördüm ve iki örüyorum. Üçüncüyü kapamıyorum, tekrar bir sonraki sık iğnemi batıyorum. Bir doladım, bir ördüm, iki ördüm, üç tane trabzanımız oldu. Zincirimizle dördüncü ve son trabzanımı yine aynı şekilde örüyorum. Bir doladım, bir örüyorum. Şimdi toplamda dört tane trabzanım oldu. Dördünü aynı anda içinden geçiriyorum kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimle yukarıya çıkıyorum. Her iki sırasını aynı anda örüyoruz. Sonra burada minik bir göz var bakınız kapadığımız yerde. Başını bir doladıktan sonra bu gözün içerisine girerek 2 tane tam trabzan örüyoruz. Üçer defada çektiğimiz. Aşağıyla boyu aynı olması lazım. Bir doluyorum. 3 defada örerek kapatıyorum aşağıdakinin ikisini çekmiştik üçüncüyü hepsini aynı anda çekmiştik bunu birer birer ördüm sonrasında bir iki üç defa doluyorum sık iğnemin içine ilk sıra olduğu için sık iğnemin içerisine batıyorum ve ikişer ikişer örüyorum bir iki üç dört şöyle üzerinin bandını ördüm işlemimizi tekrar ediyoruz ama burada bir farklılığımız olacak ve bu yapmış olduğumuz işlemimizi hep devam ettireceğiz şimdi bir iki üç defa dolayarak ineceğim iki, iki e, doladım kalacak bir doladığımda trabzanlarımı tamamlayacağım bakınız üç defa doladım bir iki üç sıradaki hiç atlamadan trabzan üzerine batıyorum bir defa örüyorum iki defa örüyorum üçüncüyü örmüyorum diğer ikisi de duruyor bakınız Tekrar yanındakine bir defa dolayıp batıyorum. İkisini örüp üçünü bekletiyorum. bir örüyorum. 2. 1 2. Toplamda dört tane trabzanım oldu. Şimdi dördünü aynı anda çekip kapatıyorum. Bakın dördünün içinden geçiyorum. Doladığıma geçmiyorum. Doladıklarım duruyor. 1 ve 2. Bu dolama işlemini yaptıktan sonra tekrar ipimi şöyle alıyorum. Önce birinci doladığımı sonra ikinci doladığımı örüyorum sonra üçüncüyle kapatıyorum ve yanına Şuradaki minik gözüne yine 2 tane trabzanı örüyorum 1 ve 2 3 defa toplamda 3 trabzan oldu 3 defa tığla başını doluyorum 1 2 3 ve aşağıya bakınız Trabzon Şuradaki sık iğneye ilk trabzanın altına şöyle giriyorum Sık iğneden ikişer ikişer alıyorum bir iki üç ve dört defada kapatıyorum şöyle görelim ve yeniden üç defa doluyorum bir iki üç ikisi kalacak bir tane ile trabzanımı öreceğim bir ördüm iki doladım ördüm iki doladım kaldı yanındaki trabzanlarımı örüyorum üçüncüyü almadan iki defa da aldım ve 2 4'ünü çekiyorum sonrasında doladığım 1 2 ve 3 yukarıya zincir olarak çıkıyorum Bu bir dolayıp iki trabzanı örüyorum bu iki trabzanı tam ördüm şimdi 1 2 3 doladım yine alta Geliyorum sık iğnemin bulunduğu yere ikişer ikişer çekiyorum. 2, İki, 3 ve 4. Şöyle görelim bakınız üzerinde burgularımızı çalışarak devam ettim. Şimdi aynı işlemlerle sona kadar ilerleyelim. Evet sona kadar örerek geldim. Bakın ikinci de üçüncü de dördüncü de beşinci de hep aynı işlemlerimizi tekrar ettik ve sıramızın sonuna geldim. En son üzerinden uzatmama yani kemerini çalıştıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum örgüm bir sıra trabzan bir sırada e, sık iğneden oluşmakta şimdi hemen çektiğim zinciri ilk trabzanımın üzerine batıyorum ikinciye batıp sık iğne üçüncü sık iğne dördüncü sık iğne hepsine yani dörder dörder Gruplarımızın üzerine sık iğnelerimizi örerek batıyorum ve ilerliyorum. iğnelerimizi sonuna kadar örerek geldim. Şimdi tekrar trabzanın olduğu bölümdeyim. Bir tane zincirimi çektim. 2 ve 3. 3 zincirimiz tamam olduktan sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yanındaki sık iğnemin üzerine batarak 1 ve 2 örüyorum. Hemen bir sonrakini yine örüyorum. 1 ve 2. Toplamda 3 oldu. 4. ve son trabzanımı örüyorum. Hepsini aynı anda kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Şu kapadığım bölüme girdim. Şöyle görelim. 1, 2, 3 defa da örüyorum. 2 tane trabzanım oldu. Zincirimle birlikte. Sonra yine aynı yere girip 3 defa da örüyorum onu bakın hepsini bir örüyoruz bunu ayrı ayrı ördüm bir zincirim iki trabzanım oldu iki defa tığımın başını doluyorum aşağıdaki zincirden ördüm trabzanıma yandan giriyorum ikişer ikişer örerek kapatıyorum ikişer ikişer örerek kapadım. Şimdi bu sıramızda farklı bir işlem yapıyoruz. Buradan itibaren 4 defa dolayarak bu aşağıdaki bölümlere bağlanıp trabzanlarımızı örmeye devam edeceğiz. Öncesinde tığımın üzerine 1 2 3 4 defa doluyorum ve şuradaki uzatmış olduğumuz bölümlerimizi bu şekilde örmeye başlıyoruz. 4 doladım ilkine giriyorum altından aldım geçtim şu şekilde bir tane ördüm hemen aşağıdaki 4 trabzanın ilkine batıyorum bakınız şöyle ilkine batıyorum 1 2 3 4 ilkine battım önce bu ikisini 1 2 3 örüyorum. Sonra da bu ikisini. Bir iki kaldı. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki. Tekrar tığımın başını doladım. Bir, iki. Geriye iki kalmıştı bakınız. Dördüncü ve son trabzanımı örüyorum. Burada aynı aşağıda çalıştığımız gibi dördünü kapatıyorum. Sonrasında birer birer örerek yukarıya doğru çıkıyorum ve hemen kapamış olduğum noktaya iki tane trabzanımı tam örüyorum bir ve iki üst aynı bakın iki doluyorum aşağıdaki hemen şuradaki bölüme giriyorum İkişer ikişer örüyorum şu bölüme girdim tekrar bir iki üç dört defa doluyorum hemen buradaki kata giriyorum bir örüyorum şuna batıyorum ikisini örüyorum iki tane kalıyor sonrasında diğer trabzanımı bir dolayıp üç defa da çekiyorum dört trabzanımı kapatıyorum ve kalan iki tane dolamış olduğum ilmeklerimle yukarıyı örüyorum içe iki tane tam trabzanım bir ve 2 doluyorum iki defa yana giriyorum şuraya bakınız alt katın şu bölümün ilk trabzanla giriyorum ikişer ikişer örüyorum şöyle görmenizi istiyorum bakınız modelimiz kendisini Buradan itibaren çok güzel bir şekilde gösterdi. İpimizin rengi de çok güzel. İpim koton ip. Ve devam ediyorum. Burada 4 doluyorum. 2, 3, 4. Giriyorum. Bir örüyorum. İlk trabzanı batıyorum. Örüyorum. Örüyorum. İki tane ilmeğim kalıyor. Birer birer doladığımda örüyorum son iki yine bırakıyorum dördünü alıyorum diğer iki tane ile yukarı kata çıkıyorum iki trabzanımı buraya yerleştiriyorum bir ve iki iki defa tığımın başını dolayıp alttaki ilk trabzana yani hemen yarım yarım ördüğümün ilk trabzanını şu şekilde örüyorum Aynı şekilde örerek ilerliyorum. Bakınız sıramızı tamamlıyoruz. 3-4 defa doladım. Giriyorum. Bir defa ördüm. İlk trabzanıma girdim. Bir ördüm. İkinci yine doladım da ördüm. İki tane ilmeğim kaldı. Bir doluyorum. Diğer doladıklarımı örüyorum. Dördüncü ve son trabzanımı örüyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Üsttekilerle kapatıp yukarı çıkıyorum. 2 tam trabzan ikinciyi örüyorum. 2 i̇ki defa dolayıp aşağının ilkine batıyorum. 2 şer 2 çıkarak tamamlıyorum. Evet sıramızı tamamladık. Şöyle görelim. Modelimiz büyüdükçe kendisini bütün modellerimizde olduğu gibi daha güzel gösterecektir. En son bu tarafa geçmiyoruz. Burada bitiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ardını çeviriyorum. Birer birer sık iğnemi örüyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine birer sık iğne. Sık iğnelerimizi de örerek tamamladık. Şimdi yapmış olduğum işlemin aynını tekrar ediyorum. Hiç farklı işlem yapmıyorum. Arkadan 1, 2, 3 tane zincirimi çekip çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak 1, 2. Toplamda 4 tane trabzanımı yarım olarak örüyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1, 2, 3. Yeniden 2 tam trabzanımı örüyorum. Hepsini de 3'er defa da tamamlıyoruz bir dolayıp 1 2 3 defa da bitiriyorum 2 doluyorum ben ilk Şuradaki trabzanımı yandan girişimi yapıp örüyorum ve sonrasında tekrar 1 2 3 4 ilk burguma giriyorum önce tek örüyorum buraya batırıyorum ikisini bir alıyorum bir tane daha örüyorum yukarıya iki tane doladığım ipim kalıyor onları daha sonra örüyorum ikinciyi ördüm üçüncüyü ördüm ve dördüncü dördün hepsini kapatıyorum yukarıya çıkmak için iki doladığım bölümü de örüyorum ve dört tane üç tane trabzanım zincirimle birlikte yani biraz önce çektiğimizle birlikte yeniden 2 2 doluyorum şuraya giriyorum bakın ne kadar zevkli gerçekten çok zevkli 1 2 3 4 aşağıdakine giriyorum ve de değişik birini alıyorum trabzanımın tepesine batıp ikisini çekiyorum bir tane daha çekiyorum ve trabzanlarımı örüyorum 4 trabzanımı ördüm kapatıyorum yukarıya doğru çıkıyorum yani hep işlemlerimiz aynı şekilde devam ediyor şimdi ben biraz örerek modelimin daha görünür hale gelmesini sağlayacağım biraz daha öreyim sonrasında yeniden birlikte olalım modelimizi bu şekilde ben örmeye devam ettim bakın ne kadar güzel durdu şimdi en son örelim 3 ve 4 4 defa ördüm bakın diğer tarafta İlk başlangıç olduğu için geniş bir boşluk vardı. Burada daha dar olan boşluğumuza giriyoruz. Ve birinci trabzanımıza yine işlemlerimizi aynı şekilde yapıyoruz. İki tane trabzan, iki tane doladığım ilmeğimi kalıyor. Ve sonra dört trabzanımı tamamlıyorum. Dördüncüyü de örüyorum trabzanlarımı tek seferde kapatıyorum yukarı için örüyorum iki trabzanımı buraya ekliyorum iki defa dolayıp bakın şöyle yana giriyorum bu bölümümüze defa da alıyorum. Bir zincirimi çekip sık iğnelerime başlatıyorum ve bu şekilde işlemlerimizin tekrarıyla modelimiz tamamlanıyor. Evet, bir çalışmamız da bu şekilde sona erdirdik. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.